أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من
الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, asil Müslümanlar, biraz önce Bakara suresi 152 ila 157 numaralı ayetleri okuduk. Tekrar edeyim. 152 ila 157 numaralı ayetler Bakara suresinde. Bu okuduğum Kur'an-ı Kerim'i öncelikle bugün sabah 9'da ebediyete uğurlamış olduğumuz şehidimiz Ramazan Parlak uzman çavuşumuz başta olmak üzere bütün şehitlerimize ithaf edelim. Allah'ımız makamlarını cennet eylesin. Şehit yakınlarımıza sabırlar ihsan eylesin. Rabbimiz ülkemizi bu acılardan, bu felaketlerden bir an önce kurtarsın inşallah. Şehitlerle alakalı ayet-i kerimelerdi. Ondan önce de 152 numaralı ayetimizde de Allah'ımız fezkuruni, ey kullarım beni hatırlayınız, beni anınız.
Ne olur Allah'ı hatırlar isek, Allah'ı anarsak. Ezkurkum, ben de sizi hatırlarım. Ben de sizi anarım. Bir kimse Allah tarafından anılmak istiyorsa, Allah tarafından hatırlanmak istiyorsa, o kimse Allah'tan çok bahsetmesi lazım. O kimse Allah'ı çok hatırlaması lazım. O kimse Allah'ın lafını, Allah'ın lafzını, lafzatullah'ı hiç dilinden düşürmemesi lazım. O kimse Allah'ımızı aklından hiç çıkartmaması lazım. Tekrar ediyorum. Allah'ın kendisini hatırlamasını isteyen kimse Rabbimizi çok hatırlamalı. Ne kadar güzel. Ölçüye bakar mısınız? Fezkuruni. Ey kullarım, siz beni anınız, beni hatırlayınız ki ezkurkum, ben de sizi hatırlayayım. Veşkuruli, bana şükrediniz. Minnetiniz bana olsun. Ve la tekfurun, ve bana da nankörlük etmeyiniz. Çünkü sahip olduğunuz her şeyi size veren benim. Sizi yoktan var eden benim. Akıl veren benim. Sıhhat veren benim. Doğduğunuzda bir sentiniz yoktu, bir kuruşunuz yoktu. Bugün sahip olduğunuz mali imkanları da size geçici olarak imkanlarınıza sunan yine benim. Onun için ey kullarım, beni hatırlayınız ki ben de sizi hatırlayayım. Benim hatırımı sayınız ki ben de sizin hatırınızı sayayım. Bana şükrediniz, bana teşekkür ediniz ki nankörlükte etmeyiniz. Allah'ımız bizden kendisini çok anmamızı, çokça zikretmemizi istiyor Celle Celaluhu. Kur'an'da bu minvalde çok ayet var. Yani kulların Allah'ı zikretmeleri konusunda çok ayet var. Ahzab suresi 35 numaralı ayeti kerimede ise Rabbimiz İnnel muslimine vel muslimat, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, vel mu'minine vel mu'minat, mümin erkekler ve mümin kadınlar, vel kanitine vel kanitat, Allah'a boyun eğen erkekler, boyun eğen kadınlar, vel sadikine vel sadikat, sözünün eri erkekler, sözünün eri kadınlar, vassabirine vassabirat, sabreden, Allah için sabreden erkekler, Allah için sabreden kadınlar, vel haşiine vel haşiat, Allah'tan korkan erkekler, Allah'tan korkan kadınlar, vel mutasaddikine vel mutasaddikat, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, vassaimine vassaimat, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, vel hafizine furucehum, harama uçkur çözmeyen erkekler, vel hafizat, yine zinaya yaklaşmayan kadınlar. Tekrar ediyorum. Harama uçkur çözmeyen erkekler, bu yanlışın bir parçası olmayan kadınlar geldi. Ve zâkirîn Allâhe kesîran, Allah'ı çok zikreden erkekler. Ve zâkirât, Allah'ı çokça zikreden kadınlar için, اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ, Allah
işte bu özelliklere sahip kadın ve erkeklere hazırlamıştır. Ne hazırlamış? Mağfireten, onlara mağfiretini hazırlamıştır. Ve ecran azima, onlara çok büyük mükafatlar hazırlamıştır. Geriden sayacak olursak, Allah'ı çok zikreden kadınlara, çok zikreden erkeklere, harama uçkur çözmeyen erkeklere, bu yanlışın bir parçası olmayan kadınlara, yukarıdakileri saymıyorum, Allah hayal dahi edemeyecekleri mükafatlar hazırlamıştır. Şurası 422. sayfa, şurası şu sayfa. Tabii siz oradan göremezsiniz de, Kur'an'da her sayfa 15 satırdan oluşur. 15 satır. Bu sayfa içerisinde Allah'ımız tam 16 defa kendi ismini zikreder. Allah olarak tam bu sayfada 16 defa geçer. Kur'an'da böyle Rabbimizin isminin çok geçtiği iki tane sayfa var. Bir tanesi budur. Demin okuduğum ayetin arka tarafı burada. Ahzab suresi sayfa 422. İşin güzel tarafı, Allah lafızları hep bu sayfada alt alta gelmiş. Hattatımız da bunu kırmızı olarak yazmış. 16. Allah'ın isminin geçtiği ayet şöyledir. Ya eyyühellezine amenu zkurullâhe zikran kethîrâ. Ey müminler, ey Müslümanlar, Allah'ı çok anın. Çok Allah'tan bahsedin. Bu 16. Allah'ın isminin geçtiği ayettir. Bundan önce 15 defa geçmiştir. Yani bu sayfada her satıra bir Allah lafzı düşer. Allah'ımız kendisini 15 defa andıktan sonra, ey kullarım, siz de beni çok hatırlayın, aklınızdan hiç çıkartmayın buyurur. Pekala, Allah'ı çok ananımız var mı içimizde? Uzağa gitmeye gerek yok, kendimden pay biçiyorum. Bu konuda çok zayıfız. Ya hoca, dini de karıştırma buraya diyenleri bile duyuyoruz. Ya şimdi Allah'tan bahsetmenin zamanı mı diyenleri duyuyoruz. Haşa. 5 vakit namaz, Müslümanın, kulun günde 5 defa Allah'ı hatırlaması, onun huzuruna gelmesi hadisesidir. Haftada bir cuma namazı da, haftada bir de olsa mümin Müslüman olduğunu iddia eden kimsenin haftada bir Allah'ı anmasının adıdır. Pekala, haftada bir defa anmak, günde 5 defa 5 vakit namazını kılan bir kimse için söylüyorum, Allah'ı anmak yeterli midir? El cevap, hayır. Şöyle bir seviye ister Allah bizden Celle Celaluhu. Her cuma hocalarımız şu ayeti okuyarak hutbeden inerler. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani. Biz ihsan kelimesini Türkçemizde iyilik olarak tercüme ediyoruz size. Oysa ki oradaki ihsan iyilik değil. Yani ihsan kelimesini tercüme edecek kelimemiz yok başka. İyilik de hangi iyilik? Bin bir türlü iyilik var. Allah iyiliği emrediyor da hangisini emrediyor? Bir gün peygamberimize bir zat gelir. Uzunca bir hadisi şeriftir bu. Sonunda o gelen kimsenin Cebrail aleyhisselam olduğu bilinir. Koşarlar ama tabii yakalayamazlar. İş işten geçmiştir. O bilinmeyen zatın sorduğu sorulardan bir tanesi. İmanı sorar, İslam'ı sorar peygamberimize. Ardından ihsan nedir der. Ey Allah'ın Resulü, ve mel ihsanu ya Resulallah. İhsan nedir? Bizim iyilik diye tercüme ettiğimiz kelime. Peygamberimiz o soruyu sorana şöyle karşılık verir. En ta'budallâhe ke enneke terâhu.
Allah'ı görüyormuşcasına kulluk etmendir. Fe in lem tekun terah, biliyoruz sen Allah'ı göremiyorsun. Fe innehu yarake, ama Allah seni görüyor. Yani hiçbir an, hiçbir zaman Allah'ı aklından çıkartmaman kendine yapabileceğin en büyük iyiliktir. Türkçesi bu. Allah bunu emrediyor ayetle. Pekala, bir insan, bir mümin böyle bir seviye yakalasa, hep Allah aklında, bir yerde çalışıyor, Allah korusun usulsüz bir yere imza atacak, atabilir mi? Şöyle örnek vereyim. Kameraların sizi gördüğü bir odadasınız. Kameralar var. Biliyorsunuz ki 24 saat birileri sizi gözetliyor. Orada hırsızlık yapabilir mi bir adam? Orada gayri meşru bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Ya burada her şeyim izleniyor kardeşim. Yani yapacak olsam kimin yaptığı belli olacak. Bak şu bizim camimiz bile 24 saat kameralarla izleniliyor. Şunu demek istiyorum bununla. وَاِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Ayet bu. Senin Rabbin sürekli sizi tarassut ediyor. Her an kullarını her tarafta görüyor. Yavrularımızın gönüllerine okullarda bu inanç yerleştirilse, böyle inanan bir çocuk, böyle inanan bir polis memuru, böyle inanan bir memur, böyle inanan bir bankacı, neyse artık bilmem, sayın bütün meslek kollarını, yanlış yapabilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Arsızlık yapabilir mi? Bağışlayın, namussuzluk yapabilir mi? Neden? Allah görüyor. Gel burada şimdi tekrar Timur Taş hocamı hatırlama. Nurlar içerisinde yatası adam. Ne vaiz, nasıl bir anlatım gücü, nasıl bir ses tonu, o gönüllere sirayet eden ses tonuyla her çocuğun gönlüne Allah korkusu polisini dikmeden bu memlekette huzuru sağlayamazsınız derdi. Tabii bunu anlattığı zamanlar da sağ sol davaları varmış. Şuna bak millet, sağcı mısın solcu musun? Sanki sağcılık Müslümanlık da solculuk sanki İslam dışılık da, oysa ki ikisi de oyun, ikisi de bunların İslam dışı anlayışlar. Sağcılık denilen şey Amerikancılık, kapitalist anlayış. Solculuk denilen şey de Rusçuluk, komünizm, sosyalizm. Al birini vur ötekisini. İkisi de hastalık. Bu ülkenin mümin Müslüman çocukları bir zamanlar birbirlerine silah çekmişler. O zaman söylüyor bunu. Milli eğitiminizde çocukların gönüllerine Allah korkusunu diyor yerleştirmeden ne hırsızlığın ne arsızlığın önüne geçemezsiniz. Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik budur. Böyle bir inanç aşılamaktır. Onun için müminler, Allah'ı çok anmak, Allah'ı hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bir insan yanlış bir yere imza atacak olsa, belki kameralar yok, gözleyen de yok. Ama kim var? Allah görüyor kardeşim. Bir zamanlar bir çocuk bir valiz dolusu dolar buldu. Gazetelere gündem olmuştu o zamanlar. Yakın zamanda yine buna benzer şeyler oldu. Duyuyoruz. İnsanlarımız arasında bu kadar kaliteli özlerimiz var elhamdülillah. İnsanlarımız var. Tabii şimdiki gibi internet falan yok o zaman. Çocuk o elindeki valiz dolusu dolarla emniyet müdürlüğüne geldi, karakola geldi. Polis memurları, evladım seni gören kimse olmadı mı? Niye ya? Biri gördü de mi getirdin bu kadar parayı bize diyor. Polis memuru, amca diyor tabii gören oldu. Kim gördü seni? Seni beni sürekli gören Allah var diyor. O gördüğü için aldım geldim ben bunu. Elhamdülillah. O yavrumuzun, delikanlımızın o zamanlar
İmam Hatip talebesi olduğundan bahsetmişlerdi. Ne demek istiyorum? Sürekli Allah'ı anmak insana böyle bir seviye kazandırır. Sade beş vakit namazla yetinin demiyor Rabbimiz bize. Aminna. O büyük bir seviye. Ama o namazlar arasında dolduracak evraat, zikirler olması lazım. Bu konuda pek çok ayet var Kur'an'ımızda da. Şimdi 3 yıldan bu tarafa biz 35 hadis alimiyle 3 yıldır Zoom üzerinden hadis dersi yapıyoruz. Takip ettiğimiz eserimiz de Mişkâtul Mesâbih. Nasıl ki Kur'an'ımızın tefsirleri var ise hadislerimizin de şerhleri var. Hadis kritiği yapar işin uzmanları. Sen ben değil ha, öyle anlamayın. Bugün önüne gelen ayet reddediyor, hadis reddediyor. Ben öyle anlamıyorum diyor, işime gelmiyor diyor, öyle olamaz diyor. Dur hele ya, bu işin sen uzmanı mısın? Hayır. Çok tehlikeli bir yaklaşım, Allah korusun. Bu hadisleri de tahlile tabi tutmuşlar uzmanları. Her hadis, nerede söylemiş, niye söylenmiş, amacı neymiş, şu kelimenin anlamı neymiş. Yani bu hadislerin de bir anlamda tefsiri var. Biz buna şerh diyoruz. Buna şerh yazan da bir Osmanlı alimi. Arapça yazmış şerhi de. Konumuz ne? Allah'ı zikretmek ve Allah'ın rızasına yakınlaşma bölümü. Hadisler o kadar dikkatimi çekti ki dedim ki ya bu cumada bunları ben cemaatimize arz edeyim. Bakın müminler. An Ebi Hureyre ve Ebi Sa'idin el-Hudri ennehuma şehida alennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre efendimizle Ebu Sa'id el-Hudri, ikisi de meşhur sahabedir bunlar. İkisi aynı anda duyuyorlar peygamberimizden. Kelimesi kelimesini. Aynısını ezberlemişler. Peygamberimizden şöyle duydular. İkisi de buna şahit oldular. Ennehu kal. Peygamberimiz şöyle buyurdu. La yek'udu kavmun yezkurun Allah Teala, bir yerde bir topluluk, bir cemaat Allah'ı zikretmek, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı anlatmak, Allah'ın lütuflarını, Allah'ın ikramlarını, Allah'ın bize sunduğu güzellikleri anlatmak, bunlardan bahsetmek, yani İslam'dan bahsetmek, yani dinden bahsetmek, yani Kur'an'dan bahsetmek, yani hadisten, sünnetten bahsetmek üzere bir araya gelirlerse, amaç bu. Bu çok kıymetli, biliyor musunuz? Ya gelin bir ayet okuyalım. Ne kadar güzel. Gelin bir hadis okuyalım. Haftada bir de olsa yapabiliyorsak, bunu evimizde yapamıyorsak camimizde, artık nerede imkanımız var ise. Bu ne kadar kıymetli bir iş. Bakın ne oluyor şimdi. Bir ahali, bir cemaat, bir topluluk, bir arkadaş grubu Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirlerse, la yek'udu kavmun yezkurunallah illa haffethumul melaike. Allah'ı zikretmek üzere oraya oturan kimseler, sohbet dinlemek üzere gelen kimseler, vaaz dinlemeye gelenler, Kur'an dinlemeye gelenler, hadis duymaya gelenler, gelen kimseleri melekler kuşatırlar. Pekala, melekler niçin gelirler? Melekler, bağışlayın ifademi, laf olsun torba dolsun diye gelmezler. Melekler katıldıkları yerdeki kimseler için istiğfar ederler. Onu da başka hadisten öğreniyoruz. Ya Rabbi bu kullarını affet. Bunların işi vardı, gücü vardı. Bunların dünyevi bir takım meşgaleleri vardı ama onlar bütün işlerini bıraktılar. Burada sırf seni anmak için, senden bahsetmek, senin dinini öğrenmek, sana kulluklarını geliştirmek üzere buraya oturdular ya Rabbi. Sen de bunları bağışlayıver derler. Meleklerin istiğfar etmesi ne demek? %100 Allah'ın izniyle o kimsenin affedilmesi demek.
Nereye dayanarak söylüyorum? 5 kişinin duası geri çevrilmez. Bunların başında da melekler var. Çünkü günahsızlar. Bir kimse için melekler istiğfar ederlerse Allah'ın izniyle o kimse affedilir. Ben günahım çok, hatam çok, affedilmek istiyorum. Yolu ne bunun? Şu meclislere katılmak kardeşim. Allah'tan bahsetmek, namaza durmak, Kur'an okumaya durmak, Kur'an'ın anlatıldığı, İslam'ın anlatıldığı, Resulullah'ın anlatıldığı yerlere iştirak etmek insanın affına vesiledir Allah'ın izniyle. İlla haffethumul melaike ve gashiyethumur rahme. Meleklerin indiği yeri de Allah'ın rahmeti kaplar. Fe subhanallah. Ve nezelet aleyhimus sekine. Oraya huzur iner. Oraya hudu iner. Kayseri Yahyalılı bir İpek hocamız vardı. Allah makamını cennet etsin. Ben hayatımda kürsüde ayakta konuşan ilk defa bir adam gördüm. Böyle bizim gibi oturmazdı kürsüde, ayakta konuşuyordu. O yaşlı haline rağmen o anlatmıştı da, melekler kimi müminlerin sırtlarını sıvazlarlar. Helal olsun sana ya. Ne güzel ettin sen. Pekala, meleklerin o adamın, o kadının sırtını sıvazladığını nereden bileceksiniz demişti. Bir insan sohbet esnasında Kur'an okunurken, hadis okunurken, Allah'tan bahsedilirken böyle zaman zaman ürperiyorsa, tüyleri diken diken oluyorsa, o kimseye bir melek uğramış, onun sırtını sıvazlamıştır demişti. Hiç unutmuyorum. Nurlar içerisinde yatsın İpek hocam. Evet müminler, oraya sükunet iner, huzur iner. İşte huzur burası kardeş. Huzur arayanlar. Vallahi İslam'ın dışında huzur yok. İslam'ın yasak ettiği yerlerde huzur yok. Onlar kandırmaca. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ Allah-u Teala dünyada kendisini anmak üzere bir araya gelmiş kullarını yanındakilere zikreder. Yanındakilere anar. Demin ayeti kerimeye başlarken فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ demişti Allah'ımız. Kullarım siz beni hatırlayın, anın, ben de sizi anayım. Allah'ımız kendisinden bahseden, Allah'a secde için bir araya gelen, namazı bekleyen, Kur'an dinleyen, hadis dinleyen kullarını mukarrabun meleklerine iftiharla anlatırmış. Mukarrabun kim? Rabbimize en yakın olabilen melekler. Herkesin seviyesi var. Meleklerim görüyor musunuz? Şu anda Gülhane Camii'nde bak, namaza şu kadar vakit var. Doktorlar işlerini bırakmışlar, namaz bekliyorlar. Sağlık çalışanlarım namaz bekliyorlar. Bu esnada da benim peygamberimin hadislerini dinliyorlar. Beni anmanın faziletini anıyorlar. Bundan bahsediyorlar der. Rabbimiz yanındakilere, en yakın meleklerine dünyada kendisini anan kullarıyla iftihar edermiş. Elhamdülillah. Şimdi şu hadise bir bakın. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu kâlennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Musa, Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri der ki, meselul lezî yezkuru rabbehu vellezî lâ yezkuru rabbeh, Allah'ı anan kimseyle, Allah'ı zikreden kimseyle, Allah'dan hiç bahsetmeyen, aklının ucundan bile geçirmeyen, ya karıştırma Allah'ı kardeşim bu işine, haşa. Mantığında bir adamın benzetmesi meselul hayyi vel meyyit, diriyle ölü gibidir. Farkı budur. Kim Allah'ı zikreder?
diri zikredebilir. Mezardaki adam Allah diyebilir mi? Dünyada nefes aldığı halde, hayatta olduğu halde, yedi içtiği halde Allah demiyorsa, Allah aklının ucundan bile geçmiyorsa bu adam ölmüş demektir. Çünkü hayatta olmanın en önemli, başlıca bize yüklediği mesuliyet Allah'ı zikredebilmektir. Allah'tan bahsedebilmektir. Fesubhanallah. Bundan dolayı İslam ile insan hayat bulur. Bir anlamda Allah diyerek insan, Allah'ı anarak, Allah'a kulluk ederek insan şarj olur. Bugün dünyamızdaki bir numaralı sıkıntı nedir? Hocam stres, ne stresi ya? Stresi ben şöyle tercüme ediyorum. Ruhun can çekişme hali. Yakup hocam bana katılır mı bilmem. Ruhun can çekişme hali. Ruh diyor ki ölüyorum ya. Kiloğum yerinde, fazlasım fazlam bile var. Her şeyi yediriyorsun, içiriyorsun güzel de bir de benim ruhum var diyor ya. Benim ruhum ölüyor ya. Beni bir şeyle beslemen lazım senin ey adam. O da Allah'a kulluktur. O da Allah'ı anmaktır. Allah'ı zikirdir. Allah'tan bahsetmektir. Neden? Çünkü varlık yaradanını bulmak istiyor. Onunla karşılaşmak istiyor. Ondan bahsedilmesini istiyor. O zaman ruh rahat ediyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İşte ayet bu. Dikkat, kalplerin mutmain olması, tatmin olması, huzura kavuşması Allah'ı zikirle mümkündür. Ancak onunla. Benim meşhur bir sloganım var. İsrarla yıllardır kullanıyorum. Ruhların gıdası nedir? Herkes müzik dedi şimdiye kadar. Hayır. Ruhların gıdası Allah'ı zikirdir. Ben bunu özelleştirdim. Ruhların gıdası Kur'an'dır diyorum. Kur'an ruhların gıdasıdır. Kur'an dinlemek lazım. Kur'an okumak lazım. An Ebi Hureyre'te kâle kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yekûlullahu teâlâ. Ebu Hureyre Efendimiz peygamberimizden, o da Rabbimizden aktardı. Yani hadisi kutsi. Ene inde zanni abdi bi, ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannediyorsa öyleyim. Bu hadisin söylenme sebebi var ama. Sebebi vurut. Niye söylenmiş? Bu hadisin bir önü var. Diğer parçası, adamın günahları, sevapları tartılır. Adam cehenneme sevk ediliyor. Melekler sağına soluna kollarına girmişler. Adamı cehenneme götürüyorlar. Bu da ayetle sabit. Ama adam sürekli arkaya bakar. Rabbimiz bize öğretmek üzere meleklerine sorar. Meleklerim, sorun bakayım kulum nereye bakıyor? Meleklerin de dikkatinden kaçmaz. Diyorlar ya sen nereye bakıyorsun? Biz seni cehenneme götürüyoruz. O da diyor ki vallahi ben cennete bakıyorum. Ama biz seni cehenneme götürüyoruz. Biliyorum diyor. O zaman niye cennete bakıyorsun? Vallahi ben Rabbimin beni cennete koyacağını zannediyordum dünyada. Meleklerim nereye bakıyormuş benim kulum? Ya Rabbi bu kadar günaha rağmen cehenneme giderken bile senin cennete koyacağını zannediyormuş. Öyle mi zannediyormuş kulum? Vallahi ya Rabbi öyle zannediyormuş. Çevirin benim kulumu ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun zannı üzereyim. Koyun cennetim onu. Benim rahmetim gazabımı geçti bu demek. Müminler, bizde ümitsizlik yok. Hocam ben çok içki içen bir adamım ya, Allah beni affeder mi? Hocam çok eksiklerim var, hiç namaz kılmadım, Allah beni affeder mi? Necip Fazıl Kısakürek çok fırtınalı bir hayat yaşamış. Abdülhakim Arvasi Hazretleri nasıl bir sultan ya Rab? O söz sultanı karşısında iki büklüm olmuş, bir resmi var. Tüylerim ürperir onu gördüğüm zaman. O koca adam iki büklüm olmuş. Köylü tipli bir adam karşısında. Şeyhi ama. Demiş ki üstadım benim geçmişim bozuk bir adamım.
Hala endişe ediyorum, Allah beni affeder mi? Ne dese iyi. Necip, Necip, günahını Allah'ın rahmetinden büyük mü görürsün? Ya Rab, biz de acaba cennete gidebilir miyiz diye bir yine serzenişte bulunmuş Necip, bu gemiye binen köpek bile olsa Allah'ın izniyle cennete gider demiş. İslam gemisine bine gör sadece. Günahın olabilir, eksiğin olabilir, hatan olabilir. Kıtmir'in cennete gittiğini söylerler. Cennette dünyadan giden tek hayvan olduğundan bahsederler. Köpek olarak. Neden? Çünkü Allah'a kul olacak kimselerin arkasına takıldı. O da onlarla beraber tam 300 sene mağarada uyudu. İyilerle beraber olmak, iyilerin yanında bulunmak, onlarla hareket etmenin böyle bir kazancı da var. Onun için وَاَنَ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَن۪ي kulum beni andığı zaman ben kulumla beraberim. فَاِنْ ذَكَرَن۪ي ف۪ي نَفْس۪ي ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْس۪ي kulum beni kendi öz nefsinde anarsa ben de onu kendin zatında anarım. وَاِنْ ذَكَرَن۪ي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِي خَيْرٍ مِّنْهُمْ kulum beni büyük bir toplulukta anarsa, Allah'tan bahsederse, benden bahsederse, ben de beni anan kulumu ondan daha hayırlı bir toplulukta, bir cemaatte anarım. Onun için Allah'tan çok bahsetmek, Allah'ı çok zikretmek, Allah'ı hiç aklımızdan çıkarmamak lazım. Rabbimiz her anıyla Rabbisini zikredebilen kullarından eylesin. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Rabbimiz amin diyen dillerimizi, vücutlarımızı nar-ı cehiminden azat eylesin. Cumamız hayırlı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.